Merhaba, ben Ceyda Baza. Bugün sizlerle Cook ürünleriyle harika yemekler yapacağız. Bugünkü yemeğimiz fırında tatlı cevizli patates püresi. İlk önce tepsimize kesilmiş olan yağlı kağıdımızı veriyorum. Daha sonra daha önceden soyduğum patatesleri küp küp doğrayacağım. İlk önce onları üçe bölüyorum ortadan. Böyle hazırlıyorum. Daha sonradan 3 tane şerit yapıp küp küp hazırlıyoruz. Yerlerini hemen yağlı kağıdın üstüne serpiyorum. Ve aynı işlemi diğer patatesler için de yapıyorum. Şöyle iyice ayırıyorum. Ve daha sonra üstüne zeytinyağını koyuyorum. Üç yemek kaşığı kadar zeytinyağı koydum. Daha sonra üstüne karabiberini, tuzunu, koyuyorum. Ama dilerseniz siz istediğiniz baharatı koyabilirsiniz. Şimdi bu patatesleri 200 derecede ısıttığımız fırınımıza koyacağız. Ve 45 dakika bekleyeceğiz. Patatesler pişti ve şimdi fırından çıkartıyoruz. Şimdi pişen patateslerimizi mayonez kabımızın içine koyuyorum. Daha sonra bir çatal yardımıyla patatesleri eziyorum. Bu arada ezerken bir taraftan da çok az tereyağı ekliyorum. Tereyağı ile biraz daha yumuşatıyorum kabuklarını. Daha sonra ezme işlemine devam ederken içine esmer şekerini koyuyorum. Ve biraz daha karıştırıyorum. Şimdi zencefilimizi ve tarçınımızı atıyorum. Ve karıştırma işlemine devam ediyorum. Daha sonra daha önceden rendelediğimiz muskat cevizini atıyorum.
Bu muskat cevizini Hindistan ceviziyle sakın karıştırmayın. Hiçbir alakası yok. Muskat cevizi hani böyle küçük ve siyahtır. Ve her baharatta da bulabilirsiniz. Ve bunları et yemeğinde de, peynir soslarında da kullanabilirsiniz. Ve şimdi ben patates pürem için kullanıyorum bunu. Çok da güzel bir tat veriyor. Ve en son 2 yumurtamızı kırıyorum. Yumurtayı daha önceden kırmadım çünkü patatesler sıcak olduğu için pişmesini istemediğim için en son ezerek biraz da soğuttum patatesleri. Ve 2 yumurtamızı koyuyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Daha sonra daha önceden pişirdiğim yağlı kağıdı katlıyorum. Bir kenar alıp yine başka bir yağlı kağıt, kesilmiş yağlı kağıdımı alıyorum, tepsiye koyuyorum. Ve bu harcı tekrar yağlı kağıdımın üstüne koyuyorum. Ve güzelce yayıyorum. Kare şeklinde. İsterseniz siz bu yağlı kağıdı başka bir cam kasenin içine de koyup, kare bir cam kasenin içine koyup da yapabilirsiniz. Üstüne cevizleri koyup tekrar fırına atacağım. 10 dakika bekleteceğim. Sonra bıçak yardımıyla kare kare kesip servise sunacağım. Cevizi de ekliyorum üstüne. Ana yemeklerde yanlarına küçük aperatifler olarak verebilirsiniz bu yemeği. Şimdi tekrar fırına atıyorum. ...15 dakika sonra hazır olacak. Şimdi fırına koyduğumuz, ikinci kez fırına koyduğumuz patatesimizi fırından çıkartıyorum. Evet, gördüğünüz gibi kabarmış da. Yuvarlak bir tas ya da dondurma kaşığıyla şöyle yuvarlak kesiyorum. Biraz şu kenarlarını düzeltiyorum bıçak yardımıyla. Daha sonra spatulayla damağımıza yerleştiriyorum. Servisi hazırdır. Afiyet olsun efendim.